İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Harbert ilinde eski yeraltı mezarları keşfedildi. Artsakh'ı tanıyalım. Hartaşen köyü, Ruben Safrasyan. Ukrayna krizi çerçevesinde Türkiye bölgemize yeni bir durum yaratmaya çalışıyor. 34 yıl önce 27-29 Şubat'ta Sumgayit'te Ermeni nüfusuna yönelik katliamlar ve toplu sürgünler düzenlendi. Rus barış güçleri Pramort köyü sakinleriyle sürekli temas halinde ve operasyonel durumu kontrol ediyorlar. Baharın müjdecisi leylekler Batı Ermenistan'ın İgdır'a gelmeye başladı. Ararat Krallığı döneminde Ermeni kültürü. Batı Ermenistan'ın Harbert, Elazığ'da Ağın ilçesinin Balkayası köyü yakınlarındaki bir vadide Roma dönemine ait 1800 yıllık kalıntılar keşfedildi. Kazı Heyeti Başkanı Profesör Doktor İsmail Aytaç, yaklaşık 4 kilometre uzunluğundaki vadide ayrıca erken Hristiyanlık döneminde sıkça kullanılan katakomb adı verilen ölülerin gömüldüğü tonozlu yapıları ve Hristiyanların gizli ibadette yaptığı yapılar ile kaya zemine oyulmuş tahıl depoları gibi farklı yapılar tanımladı. Profesör, Yeprat, Fırat Nehri'nin de yer aldığı bölgenin Paleolitik dönemden itibaren çok fazla topluluğu barındırdığını, geçmişi M.Ö. 6000'lere uzanan yerleşime ait izlerin ortaya çıkarıldığını söylüyor. Hartaşen köyü şu anda geçici olarak Azerbaycan'ın silahlı kuvvetlerinin kontrolü altında bulunan Artsakh Cumhuriyeti'nin Hadrut bölgesinde yer almaktadır. Köy, Cumhuriyet'in güneydoğu kesiminde başkent Stepanakert'e 71 kilometre uzaklıkta bulunmaktadır. Ovada yer alan köy 357 hektarlık bir alana sahiptir. Bunun 304 hektarı tarımsal, 3.2 hektarı ormanlık alandır. Son verilere göre savaştan önce köyün nüfusu 91 kişiydi, köyde 31 hane vardı. Nüfus ağırlıklı olarak tarım, hayvancılık ve ziraat işleriyle uğraşmaktaydı. Köyde köy idare merkezi faaliyet gösteriyordu. Bir sağlık ocağı vardı, öğrenciler Uhtazor Ortaokulu'nda eğitim görüyorlardı. Bir köy belediyesi, köyde bir yardım istasyonu vardı ve öğrenciler Uhtazor Ortaokulu'na gittiler. Türkolog Ruben Safrasyan, Ukrayna krizinin arka planında Güney Kafkasya'da nüfus için Rus-Türk direnişine atıfta bulundu. Türkoloğa göre Türkiye, Ukrayna krizini bölgemizdeki kendi çıkarına göre kullanmaya çalışacak. Safrasyan'a göre Türkiye, Rusya'ya karşı tutumunu sertleştirerek Rusya'nın karşı hamlelerini engellemek için bölgemizde yeni bir durum yaratmaya çalışacak. Bu durumda Türkiye, Azerbaycan'ı araç olarak kullanacak, yani hem Ermenistan Cumhuriyeti'ne hem de Artsakh'taki Rus barış güçlerine karşı daha aktif bir provokasyon aşamasına girmesi için Azerbaycan'a doğrudan baskı yapacaktır. Batı Ermenistan hükümeti Türkiye'nin 1. Dünya Savaşı'ndan sonra varılan anlaşmaları, özellikle de Türkiye tarafından onaylanan Sevr Antlaşması'nı gözden geçirmeye çalıştığını hatırlatır. 1988 yılının 27-29 Şubat günleri arasında Sovyet Azerbaycan'ın sözde uluslararası üne sahip Sumgayit şehrinde Ermeni nüfusuna yönelik toplu pogromlar, katliamlar ve sürgünler gerçekleştirildi. Bu bağlamda Artsakh Press ile yaptığı konuşmada Kaçar Bilim Merkezi adlı STK Başkanı, Tarih Bilimleri adayı doçent Mıher Harutyunyan özellikle şunu kaydetti. Görgü tanıklarının anlatımlarının analizi Sumgayit soykırımının Sovyet Azerbaycan yetkilileri tarafından Ermenileri Artsakh Ulusal Kurtuluş Mücadelesi'nden çekilmeye zorlayarak tehdit amacıyla düzenlediği fikrine yol açıyor. Bazı analistlere göre Ermenilere yapılan bu soykırım Askeran'da planlanmıştı. Ancak 22 Şubat'ta burada direnişle karşılaşan izdiham geri çekildi. Azeri yetkililer Sumgayit'i seçtiler. Bilindiği gibi Sumgayit, Ermenilerin aktif katılımıyla kurulmuş ve Azerbaycan'ın 3. şehri olmuştur. Sumgayit soykırımı Artsakh'a ve Artsakh Ermenilere yönelikti ve 22 Şubat saldırısıyla 27-29 Şubat vahşetlerinin Artsakh'a yönelik Azerbaycan saldırganlığının başlangıcı olarak değerlendirmek yanlış olmaz. Katliamlardan kaçan yaklaşık 18 bin Ermeni mülteci o zamanki Sovyet Ermenistan'ına, Artsakh Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ne ve Sovyetler Birliği'nin diğer cumhuriyetlerine sığındı. Artsakh'ın Hramort köyündeki durum sakin. Yerleşim günlük hayatı ve çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.
16 Şubat'tan itibaren Azerbaycan tarafı temas hattının Ağdam'ın Hramort-Akna kesiminde ateşkesi defalarca ihlal ederek vadide çalışan bir traktör sürücüsüne ateş açtığını ve ertesi gün köylülere bölgeden ayrılmaları konusunda sözlü olarak uyarıldığını hatırlatalım. Bu başarısız girişimleri hoparlörden çıkan çağrılar izledi. Artsakh İçişleri Bakanlığı'nın Askeran Bölge Departmanı'nın memurları Hramort halkıyla sürekli temas halindedir ve operasyon durumunu takip etmektedir. Yurtta kışın çetin geçtiği Batı Ermenistan'ın doğusundaki İgdir Iğdır'da sıcaklık 20 dereceye kadar çıktı. Havanın ısınmasıyla göç yolunda olduğu için birçok kuş türünü bünyesinde barındıran kente leylekler de geldi. Leyleklerin yuvalarını yapmaya başladığı da gözlendi. Bölgede baharı müjdeleyen sembollerden leyleklerin gelişi Batı Ermenistanlı vatandaşları sevindirdi. Ermeni kültürü, aşiret birlikleri ve devlet oluşumları döneminde oluşmuştur. Batı Ermenistan topraklarında bulunan silahların, aletlerin, ev eşyalarının, heykellerin ve mücevherlerin antik ve yüksek kültürel gelişmeye tanıklık ettiği çok sayıda antik yerleşim yeri keşfedilmiştir. Milattan önce 9. 6. yüzyıllar arasında var olmuş Ararat Krallığı, eski Ermeni kültürünün oluşum ve gelişmesinde büyük rol oynamıştır. Kısmen British Museum'da, kısmen de Hermitage'da bulunan Kraliyet Bronz Tahtı'nın parçaları, Urartu bir adıyla Ararat kültürünün canlı örnekleridir. Urartu mimari yapılarının duvarlarında parlak renkli frekslerin izleri korunmuştur. Kazılar ayrıca çok sayıda yüksek kaliteli altın ve gümüş takı ortaya çıkardı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Ani adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Zer Asbara adlı eseri sunuyoruz. Zer Asbara iri gui Zer Asbara bokar topli Zer Asbara iri gui Zer Asbara bokar topli Moştirik tuk nomay bui Hamilik mi bokar topli Moştirik tuk nomay bui Hanilik mi bokar topli Udik hami kefani Hayganuşin harzanik Udik hami kefani Hayganuşin harzanik Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.